Bebekler dünyanın en sevimli ve en masum canlılarıdır. İster insan olsun, isterse de dünyanın en vahşi hayvanının bebeği olsun fark etmez, hepsi de çok tatlı. İşte bugün sizlere hemen sahiplenmek isteyeceğiniz dünyanın en tatlı yavru hayvanlarından bahsedeceğiz. Gelin vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Büyük hayvanlar olan su aygırlarının yavrularını daha önce görmüş müydünüz? Bebek su aygırları yetişkinlerine göre çok küçük ve çok hafifler. Annelerinin karnında 8 ay geçiren su aygırları dünyaya geldikten sonra da annelerinin ilgisine ve bakımına ihtiyaç duyarlar. Su aygırları suda en az 16 saat geçirdikleri için bebekleri de su altında kalabilmek üzerine beceri geliştirir. Ayrıca dişi su aygırları erkeklere göre daha koruyucudur. Yetişkin erkek su aygırlarının bazen bebeklere birçok farklı nedenden dolayı saldırdığı da gözlemlenmiş. Şu sevimliliğe bakın, bu sevimli yavrulara nasıl saldırıyorlar, öyle değil mi? Pandalar dev oldukları kadar sevimlidir. Yetişkinleri bu kadar sevimliyse yavrularını düşünemiyoruz, öyle değil mi? Öncelikle bebek pandalar şaşırtıcı derecede çok küçükler. Öyle ki küçük yavru kedilerle aynı boyuttadırlar. Bebek pandalarda tıpkı yetişkinler gibi uysal, komik ve tabii ki de çok tatlılar. Bebek pandaların en sevdiği yiyeceği ne olduğunu biliyor muydunuz? Pandaların en sevdiği yiyecek olan bambu. 6 aydan sonra bambu yemeye başlayan bebek pandalardan evinizde de bir tane olmasını ister miydiniz? Denizlerin vazgeçilmez canlıları ahtapotlarla devam edeceğiz. Öncelikle yaklaşık 6 ay boyunca bazı türlerde ise 4-5 yıl boyunca kuluçkaya yatan anne ahtapot bu süreçte büyük mücadele verir. Çünkü ahtapot yaklaşık 1400 metre derinlerde bir kayaya yapışmış bir şekilde her biri zeytin büyüklüğünde olan 150 ile 200 tane hatta bazen de 1000'e kadar olan yumurtalarını korumaya çalışır. Bazen gücü çok azalsa da anne ahtapot yavrularını bir an bile boş bırakmaz. Anne ahtapot yavrularına öyle güzel bakar ki onların gelişimleri için her türlü zorluğa katlanır. Mesela gerek duydukları oksijeni suyu hareket ettirerek sağlamaya çalışıyor ve yumurtaları okşayarak üzerlerindeki alglerin oluşmasını sağlıyor. Günler sonra ise doğum anı gelip çatınca yumurtadan yavru ahtapotlar çıkıyor ve küçücük bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyorlar. Doğumdan sonra ise anne ahtapot yavruları için kendini kurban ediyor. Çünkü dişi ahtapotların son dönemi üreme ile sonlanmakta. Ne kadar ilginç ve anlamlı bir doğum, öyle değil mi? Peki bu küçücük ahtapot yavruları çok sevimli değiller mi? Dünyanın en büyük hayvanları olan fillerin yavrusuyla devam ediyoruz. Herkes her hayvanın yavrusunun ufak olmasını bekler. Ancak filler için durum pek de geçerli değil. Ufak bir yeni doğan fil yavrusu bile yaklaşık 120 kilogram ağırlığındadır. Bazıları 150 kilograma kadar ulaşır. Ortalama bir yeni doğan fil yavrusu 85 cm ile 1 metre arasında bir boya sahiptir. Ayrıca fil yavruları çıplak doğmazlar. Siyah bir kıl postuyla dünyaya gelirler. Ayrıca fil yavruları doğumdan sadece yarım saat sonra sürüyle birlikte hareket edebilecek kadar yürümeyi öğrenirler. Anne filler ise yeni doğan yavrularını ne pahasına olursa olsun korumaktadır. Bu fotoğraftaki fil ise yeni doğan bir fil değil. Çünkü önceden de belirttiğimiz gibi yeni doğan bir fil için hem çok küçük hem de kürksüz. Dolayısıyla bu fotoğraf ne yazık ki sadece hasta olan ya da yeni doğan çelimsiz bir yavruya ait değil, muhtemelen bir sebeple anne karnında hayatını yitirmiş ve düşük şeklinde doğmuş bir fil yavrusu. Kobra yılanlarının ne kadar tehlikeli ve zehirli canlılar olduğunu bilirsiniz. Karşıdan görüntüsü bile insanın tüylerini diken diken eden kobra yılanlarının yavruları içinse aynı şeyleri söyleyemiyoruz. Çünkü onlar çok sevimli. Yumurtasından ilk kez çıkan kobra yılanları çok küçükler. Yetişkin kobraların uzunluğu genellikle 1.2 metre ile 5.8 metre arasında değişirken yeni doğan kobra yılanları avuç içine sığacak boyuttadır. Peki kimler yeni doğan kobra yavrusunu avucuna almak ister? Hayvanların yeni doğan yavrularından bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki bu yavrulardan en sevimlisi hangisi? Cevaplarınızı yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.